Öncelikle Emek ve Özgürlük İttifakı ile başlamak isterim. Bir toplantı daha yapıldı ve uzun süredir tartışıla gelen bir durum söz konusuydu. İlk olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıklamıştı. Biz altılı masaya da Cumhur İttifakı'na da mahkum değiliz. Kendi adayımızı çıkarır, seçimlere öyle gireriz demişti. Bu da büyük yankı uyandırmıştı hem muhalefette hem iktidarda. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bazı bileşenleri biz işte altılı masayla ortak adaydan tarafız şeklinde de açıklamalar yapmıştı. Ama dünkü toplantının ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortak aday çıkarma kararı bildirildi. Neler söylemek istersiniz bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortak aday çıkarma kararı ile ilgili? Aslında bunu iki ayrı konuşmakta yarar var. Birincisi HDP'nin kendi adayımızı açıklayacağız demesine nasıl geldik? İkincisi Emek ve Özgürlük İttifakı olarak yaptığımız ortak açıklama ve değerlendirmeye nasıl geldik? İkisini ayrı ayrı değerlendirmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi birincisi şu, HDP Eylül 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihsel önemde olduğunu, sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil 2023 seçimleri tarihsel önemde olduğunu, 20 yıldır otoriterleşen, her geçen gün demokrasiden uzaklaşan, demokratik değerlerden uzaklaşan, seçme seçilme hakkını yok sayan, düşünce ifade özgürlüğünü yok sayan, örgütlenme özgürlüğünü yok sayan, belediyelere kayyum atayan, siyasi parti hakkında kapatma davaları açtıran bir siyasi iklimin değişmesi için tarihsel bir seçim olarak gördü 2023 Haziran veya öncesinde yapılacak seçimleri. Ve bu seçimlere giderken muhalefetin ortak adayla ilkeleri belirlenmiş isim tartışması yapmadan, ilkeleri belirlenmiş ortak bir adayla seçime gitmesi gerektiğini savundu. Bu ilkeleri de bir deklarasyon olarak, bir tutum belgesi olarak Eylül 2021'de açıkladı ve bu tutum belgesi başta parlamento içindeki muhalefet partileri olmak üzere, parlamento dışı muhalefet partileri ve demokratik örgütlerinden bütün ötekilerden olumlu yanıt aldı. İçinde demokratik anayasa vardı, gençler için özgürlük vardı, kadın erkek eşitliği vardı, daha ekolojist, doğaya saygı içeren bir sistem öngörüsü vardı, Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollardan çözümü vardı. Yine kayyum rejimine son verilmesi vardı, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek kamuda atama yapılması, istihdam politikasının bu şekilde yürütülmesi ve emeğin haklarının tanınması gibi temel ilkeler vardı. Söylediğimiz şeyler bunlardı. Ve bunların büyük bir bölümüne aslında muhalefet partileri de katıldıklarını söylediler. Ortak aday konusunda da zaten o güne kadar kimse aleyhe bir tutum belirlemiş değildi. Bizim dışımızdaki muhalefet partilerinde büyük bir bölümün bakış açısı böyleydi. Eylül 2021. Fakat Eylül 2021'den itibaren neredeyse her hafta, her ay bu konuda yaptığımız çağrıya başta altılı masa ve Millet İttifakı olmak üzere doğrusunu söylemek gerekirse ciddi bir yanıt alamadığımızı söylemek isterim. Tabii bunun dışında emek örgütleriyle yaptığımız görüşmelerde, ekonomistlerle, kadın örgütleriyle, yine Kürt halkının demokratik kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerin neredeyse tamamında ortak aday konusuna sıcak bakan bir yaklaşım vardı. Haziran 2022'ye geldiğimizde, yani yaklaşık aradan 9 aylık bir zaman geçmişti ve bu konuda biz çağrılarımıza olumlu bir yanıt alamamıştık. Haziran ayında yaptığımız toplantılarda sonra genel başkanımız grup toplantısında bir açıklama yaptı ve ortak aday konusunda eğer muhalefet açık, şeffaf bir görüşmeye gelmezse kendi adayımızı belirlemek zorunda kalabileceğimizi söylemiştik ve Haziran ayından Ekim ayına kadar da yine hiçbir gelişme olmadı. Ekim'in 24'ünde yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda biz artık bu çağrımıza yanıt verilmemesi nedeniyle halkımızı, halklarımızı, bütün ötekileri seçeneksiz bırakamayacağımızı, ortak aday çalışmasına, en azından sözünü ettiğim altılı masa
Millet İttifakı dışındaki toplumsal muhalefetle görüşerek ortak aday konusunda çalışmaya başlayacağımızı deklare ettik. Grup toplantısında 25 Ekim tarihinde de eş genel başkanı Mithat Sancar bunu açıkladı. Ekim ayından ocağa kadar yine yaklaşık 3 aylık, 2,5-3 aylık bir zaman geçtiği halde bu konuda herhangi bir yanıt alamadığımız için ondan bir veya iki gün önce yine Emek ve Özgürlük İttifakı'nın eş sözcüleri, eş başkanları ve başkanlarıyla yaptığımız açıklamada da paylaştığımız bir görüştü. 6 Ocak tarihinde Kars İl Kongresi'nde eş genel başkanımız bir açıklama yaptı ve kendi aday çalışmamızda oluşturduğumuz havuz konusunda önemli bir aşamaya geldiğimizi ve en kısa sürede kendi adayımızı açıklayacağımızı söyledi. Şimdi bu HDP'nin kendi bileşenleri, kendi içerisinde yürüttüğü çalışmaların özeti böyle. Bir de işin Emek ve Özgürlük İttifakı tarafı var. Şimdi aslında biz açıklama yaptığımız andan itibaren yine Emek Özgürlük İttifakı'nın yaptığı açıklamalarla aramızda bir farklılık yoktu. Yani biz ilk günden itibaren ortak adaya çok daha yakın olduğumuzu söyledik. Türkiye Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önemli bileşenleri Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi de yaptıkları açıklamalarda ortak aday konusuna çok daha yakın olduklarını söylediler. Yani ortak aday konusunda daha yakın olduklarını söylediler. Fakat ortak aday konusu sadece sizin tek başınıza karar vereceğiniz bir şey değil. Yani ortaklaşmak istediğiniz kişilerden, partilerden, gruplardan, oluşumlardan bir yanıt almazsanız tek başınıza illa biz ortak aday karar verelim demenizin bir anlamı olmayacak. Öbür durumda olsa olsa sadece onların adayına eklemlenmiş olacaksınız ve varlık gerekçenizi yok saymak anlamına gelir. Ve biz bu çalışmamızdan sonra tekrar Emek Özgürlük İttifakı ile görüşmelerimizi sürdürdük. Bu konudaki yaklaşımlarımızı ayrıntılarıyla yine Emek Özgürlük İttifakı bileşenleriyle paylaştık. En son dün genel merkezimizde grup toplantımıza katılmışlardı Emek Özgürlük İttifakı bileşenleri. Hazine yardımının yatırılacağı hesaba bloka konulması ve kapatma davası ile ilgili olarak dayanışmalarını göstermek amacıyla HDP grup toplantısına katıldılar. Dün öğleden sonra da Emek Özgürlük İttifakı bileşenleri genel merkezimizde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda 4 mesele konuşuldu. Yani sadece Cumhurbaşkanlığı, ortak Cumhurbaşkanı adayı değil, bunun dışında konular da görüşüldü. Parlamento seçimi, seçim süreci, bunlara nasıl gidileceği ve sandık güvenliği konuları da yine bu toplantıda gerçekleştirildi. Zaten genel merkezimizin sitesinde ve diğer bileşenlerin internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında görmüşsünüzdür. Emek ve Özgürlük İttifakı dün bir açıklama da yayınladı. Açıklamada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğrudan diyalog ve açık müzakere yöntemiyle gerçekleştirilebilecek görüşmeler kapalı olmadığımızı, mevcut iktidarı yenilgiye uğratmak için bu rejimin inşasını durduracak demokrasiden ve emekten yana bir geleceği kurmak amacıyla seçim takviminde göz önünde bulundurarak halkımızı seçeneksiz bırakmayacağımızı söyledi. İlkelerimize dayalı olarak belirleyeceğimiz adayın ismi de en kısa sürede açıklanacak dedi Emek ve Özgürlük İttifakı. Ayrıca en geniş biçimde temsil edilmesi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın parlamentoda renkli, çoğulcu ve dinamik yapısıyla en güçlü şekilde mecliste temsil edilmesi için de çalışmaları sürdüreceğini söyledi. Yani bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri arasında herhangi bir fikir ayrılığı bugün itibarıyla yok. Öncesinde de dediğim gibi bazı yaklaşımlar konusunda farklılık varmış gibi görülse de aslında özü itibarıyla bileşenlerin tamamı, HDP ve HDP dışındaki bütün Emek Özgürlük İttifakı bileşenlerinin tamamı ortak adaya daha yakın olduklarını söylediler. Biz de söyledik, diğerleri de söyledi. Ama bu sadece sizin karar vereceğiniz bir şey değil. Eğer diğer muhalefet bileşenleri bu konuda sizin ortak tutum almaya yaklaşmıyorsa elbette halkınızı ve size oy veren milyonları seçeneksiz bırakmayacaksınız. Bırakmamalısınız. Biz de bırakmayacağımızı dün deklare etmiş olduk.